Ne diyecektim oraya, bir şey diyecektim şimdi. Kim öldü mü oraya orada? Postolegan'da da kuyusu. İbrahim öldü mü? Hangi İbrahim? Turkuçi. Yok, ölmedi. Ölmedi? Ölmedi. Kaza geçirdi. Sakat kaldı. Tabanca. Tabanca. Ama yaşıyor. Yaşıyor. Çok seviyor. Burası Neosinopi, Yunanistan'ın Preveze kasabasına bağlı bir yer. Burası Karadeniz'in incisi, Türkiye'nin ise en mutlu şehri Sinop'a 1600 kilometre uzaklıkta olan Yeni Sinop. Arabayla 18-20 saatlik bir mesafede. Yıllardır kimse farkında olmamış. Burası Yunanistan'ın batısındaki Epir bölgesinde Preveze bölgesel birimine bağlı bir köy. Topluluk Neosinopi ve Arkangelos köylerinden oluşmaktadır. Alçak tepeler arasında yaklaşık 40 metre yükseklikte bir mesafede yer almaktadır. Liman şehri Preveze kasabasının yaklaşık 19 kilometre kuzeyindedir. Denize ise 5 kilometre mesafesi var. Şu anda bu köyün nüfusu 900 kişidir. Arkangelos ve Neosinopi 1922 yılında Yunanistan ve Türkiye arasındaki nüfus mübadelesinin bir sonucu olarak kurulmuş ve Sinop'un merkez köylerindeki Rumlar buraya gönderilmiş ve adına da Yeni Sinop ismi verilmiş. Hemen bunun yan tarafında Yeni Sinop'la yakın Samsun var. Yeni Samsun var. Yeni Samsun buraya 2 kilometre mesafede. Türkiye'de Sinop'la Samsun'un arası 166 kilometre. Buradaki Sinop'la Samsun'un arası ise Yeni Sinop ve Yeni Samsun olarak sadece 2 kilometre. 2 kilometre ileride de Yeni Samsun köyünü görebilirsiniz. Burası da Bafra, Tekkeköy, Çarşamba gibi köylerden gelen Rumların yerleştiği yer. Ve şimdi Santral Kafe'de Türkçe konuşan bir iki abimiz var. Onlarla da bir sohbet, muhabbet edeceğiz. Türkiye özlemlerini, Sinop özlemlerini kendisinden dinleyeceğiz. Ve kafeye girdik, Santral Kafe'ye. Santral Kafe'de Odetsiye abimizle tanıştık. Abicim merhaba. Merhaba. Nasılsın, iyi misin? İyi, şükür. İyi, çok güzel. Bak, 100 yıl önce buraya geldin ama araştırdık, seni bulduk burada. Bulduk. Çok memnun olduk. Ben de. Şimdi oturalım şöyle biraz sohbet edelim seninle. Tabii ki çok olay. Değerli izleyicilerimiz, şu anda Yunanistan'ın Neosinopi köyündeyiz. 900 nüfuslu bir köy. 1922 yılında Atatürk'le Venezuela tarafından yapılan anlaşmada, bu mübadele sırasında Sinop'taki veya Türkiye'deki Rumlar Yunanistan'a, Yunanistan'daki Müslümanlar ise Türkiye'ye değişik şehirlerine gönderildi. Ve benim yaşadığım Sinop şehrinden de, Sinop şehrinde yaşayan Rumlar da Neosinopi köyüne, yani bu bulunduğumuz köye gönderildiler. Biz de araştırdık, bulduk. Burası Selanik'e yaklaşık 300 kilometre mesafede, İgomenise'ye yakın bir bölümde. Ve köye geldiğimizde ilk girdiğimiz kafede Türkçe konuştuk. Karşımıza Odysseus abi çıktı. Hemen seni böyle kısaca tanıyalım. Türkçeyi unutmadın. Unutmadım. Kimden öğrendin? Babu. Dede. Dede. Dededen öğrendim. Ne, dededen. Evet. Evet. Dedem, baban da Türkçe konuşuyordu. Babam da. Az. Az konuşuyor. Evet. Ben dedemden öğrendim hepsini. Evet. Unutmadım hepsini. Şu anda bu köyde yaşayanlar hep Sinop'tan gelen insanlar mı? Hepsi orada. Hepsi. 900 nüfusu var. Hepsi. Evet. Oradan geldiler hepsi. Bu köyde ne yapıyorlar? Nasıl geçimini sağlıyorlar? Bu köyde çiftçilik mi? Var çok mal. Mal. Hayvanlar var. Hayvan. Çok hayvan. Et, süt, yoğurt. Süt, yoğurt, hepsi. Çok. Evet. İyi köy. İyi. Yer çok olarak çok güzel değil mi? Konum çok olarak. İyi hemen köy. Buradan deniz kenarına da yakın değil mi? 8-10 kilometre denize. 19 kilometre. 19 kilometre. Çünkü Sinop da deniz kenarı olduğu için burası da denize yakın bir yer. Yakın. Sen Türkçe'yi unutmadın. Köyde başka Türkçe konuşanlar var mı? Var mı? Az. 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 Hep eskiden dedelerinden. Eskiler hep konuşuyordu. Kabut, öldüler. Kimse kalmadı. Benim yaşımda az var Türkçe bilen. Hı hı. Ben öğrendim, unutmadım hepsini. Peki hiç Sinop'a gittin mi? Yok. Gitmedin. Yok. O zaman seni bugünden itibaren Sinop'a davet ediyorum. Bir gün inşallah gel. Dedelerin nereden gelmişler, hangi köyden gelmişler? İstiyorum onları... hep o köyleri görmeyi.
Evet. Yani oraya gelirsen biz orada sana yardımcı da oluruz. Belki senin dedelerinin geldiği köyleri de buluruz. Oradaki işte belediye başkanımız, siyasetçiler, muhtarlar vesaire. Onlar vasıtasıyla geldiğiniz köyleri bulmaya çalışırız en azından. Evet. Kardeşim, hiç merak ediyor musun? Oo. Çok merak ediyorsun. Kardeşim geldi. Geldi. Buldu, hepsini buldu. Buldu. Ha. O zaman biliyorsun hangi köyden geldiniz. Ne. Hangi köyden geldiniz ya da ilçeden biliyor musun şu anda? Ben bilmiyorum kardeşim, hepsini bulduk. Buldu. Buldu. Kardeşin nerede? Kardeşim Midilli'ni. Nasıl diyorlar? Midilli adasında. Ne? Ha, adada. Orada evet. Evlendi. Oraya yerleşti. İki karı var. Hı-hı. Kardeşim iki karı var şimdi. Hı-hı. Birini ayrıldı. Kovdu. Aldı. Ben bir karıyla. Evet. Kardeşim oradan Türkiye az. Midilli'ni Türkiye az. Evet. Midilli Türkiye yakın tabii. Yakın. Tabii. Oradan gidiyor Türkiye'ye. Burası uzak. Gidip geliyor. Yaptı hepsini orada buldu kardeşim. Evet. Babam, yayam, bu köyleri hepsini buldu. Şimdi bu köyde yaşayanlar hep Sinop dedin. Hep birbirleriyle mi evleniyorlar yoksa başka köylerdeki başka, insanlarla da evleniyorlar? Başka köyden de alıyorlar. Karışıyorlar yani alıyorlar. Ben karıyı başka köyden aldım. Hı-hı. Burada bulmadım. Evet, karının adı ne? Yengenin adı. Yani biz de siz karı diyorsunuz da. Adı Kaliroy. 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 Kaliroy'u Türkçe beni bilmiyor değil mi? Beni yandırdılar. Yandırdılar. Para vermediler. Vermediler. Başlık bir vermediler şey, mi? Bir şey vermediler. Bedavaya. Bedava aldım. Bedava aldım. Ama bizde erkekler başlık verir. Ha, siz veriyorsunuz. Biz veriyoruz. Ne adam para verdin karıya? Biz 2000 euro mu ne verdim ben? Verdin ki. Tabii nikah yaparken anlaşma yapıyorsun. Aftilleydin onun elifta şu yine kavga dedim ben. Gelio hemen ama gel aşağı bir tipi de. Bir bodila da verdin mi bana? Sen para iste yenge bundan. Başlık parasını iste geç de olsa. Evet bu köyde çiftçilik de var değil mi? Hayvancılık var, var çiftçilik var. Köyün çocukları falan burada okuyor. Okuyor. Normal okula gidiyorlar ama hiç böyle Türkçe ile ilgili okul falan hiçbir şey yok değil mi? İlk başlarda var mıydı? Başka var vardı, şimdi yok. Hı-hı. Yok. Şimdi yok. Vardı. Eskiden vardı. Evet. Çatpat Türkçe konuşuyordu. Evet, çatpat vardı. Şimdi bilmiyorlar, unutturlar hepsi. Ben seninle kalırsam... Evet, çabuk öğrenirsin. Öğrenirsin. Evet, seni sınava getirelim biz orada ne? Bir iki hafta kalırsan... Öğreneceğim. Bir ay daha öğreneceğim. hepsini öğreneceğim. Bir ay daha öğreneceğim. Nasıl geçiyor burada yaşantı? Memnun musun? Yani köyünüz çok güzel bir yerde, havadar bir yerde, düzlük bir yer. İyi, çok iyi. Topraklar da verimli değil mi? Var var, topraklar iyi, topraklar var. Ne ekiliyor burada daha çok? Burada, mısır, buğday? Çok mısır. Mısır. Aynı Sinop'taki gibi. Demek ki oradaki olanlar burada da var. Mısır, çok mısır. Buğday. Meyve falan da var değil mi? Vardı. Meyveler de var. Vardı. Karşıda bir şey görüyoruz, bir kartal resimli. Orası nedir? Yani o. He, o bina. Bu horon oynuyorlar çocuklar. Horon oynuyorlar. He. Yani siz Sirtaki mi? Sirtaki, Bundiyak. Bundiyak. Bundiyak oldu. Çok horon. O zaman köy bayağı büyük yani böyle etkinlikler yapmak. Ne büyük. Ne? Büyük. Hı? Genç çocuklar da hemen şurada görüyoruz. Futbol oynuyorlar. Köyün futbol sahası var. Hey. Başka ne var? Kilise var. Var. Hepsi var. Hepsi var. Hepsi var. Hastane yoktur ama sağlık ocağı falan var mı? Preveze'ye gidiyor. Preveze'ye. Preveze kaç kilometre? 19. 19. Ha. En yakın yer orası var. Doktorumuz var burada. Doktorunuz var. Var. Farmakyo burada. Nasıl diyorlar? Eczane. Eczane. Var. Şükür var. Hepsi var. Hepsi. Evet, değerli izleyicilerimiz görüyorsunuz Nea Sinopi'de, Nea Sinopi yeni Sinop değil mi anlamına geliyor. Yani Sinop'tan ayrılan insanlar burada yeni Sinop adında bir köy kurmuşlar ve oradaki Sinoplar 100 yıl önce buraya gelmişler. İşlerinde Türkçe konuşan çok az da olsa bunlardan bir tanesi Odisiya abimiz, dedesinden öğrendiği Türkçe ile bugüne kadar Türkçesini... Çok konuşmuyor mu? Biz daha sık gelirsek bundan sonra Sinop'tan çok insanlar gelir buraya, gelmeye başlarlar. Gelin. Hem burada iyi.
karşılıklı birbirimizi böyle tanıyalım, evet, görelim. Evet. Siz oraya gelin, biz buraya gelelim. Evet, yani gelmek isteyenler için burası Selanik'e 500-300 kilometre değil mi Selanik'e? Ne 300. 300 kilometre. Priyopelçi 2 sene geldi Türkiye'den burada. Geldiler mi? Hiç resmi heyetler geldi mi böyle resmi? Geldiler düzeyde. Bir 4 3 mu 4 muydu? Geldiler böyle çekim yaptılar. İyi miydi? İyi. Evet. Sinop'tan gelenler olmuş. Bundan sonra biz bu duyuruyu yaptıktan sonra belki başka gelenler de olurlar. Gerçekten Neo Sinop'i konum olarak da çok güzel bir yerde. Tabii ki Türkçe konuşanlar çok fazla olmasa da Odisea abi tam şehrin merkezinde, köye girdiğiniz zaman Central Cafe'yi buluyorsunuz. Ve orada Odisea abi bulduğunuz zaman bütün kapılar açılıyor. Evet, teşekkür ediyoruz bu güzel sohbet için. Şöyle köyü biz bir dolaşalım, oralardan da bir çekimler yapalım. Değil mi? Tamam. Evet. Köyde gezimize devam ediyoruz. Burada bir Sinoplu aile daha bulduk. Merhaba. Kalimera. Evet. Nasılsınız? Kala. İyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Kalimera. Kalimera. Merhaba Erdal. Benim ismi Demit. Demit abiyle. Siz buralısınız. Burada kalıyorsunuz. Burada. İyi, güzel yeriniz var. Güzel. Güzel. Ne anlatayım? Türkçeyi nerede öğrendiniz? Dededen mi? Babam, anam bu Türkiye'den geldi. Sinop'tan geldiler. Sinop'tan. Ya. Biz de Sinop'a gidiyoruz şimdi. Götürelim sizi. Arabada bir tane yerimiz var. Şu anda Neo Sinopi köyündeki gezimiz devam ediyor. Köyün kilisesi hemen burada görebiliyorsunuz. Çünkü Sinop'tan gelen Rumların yaşadığı bir yer olduğu için köylerinde kiliseleri var. Buralarda tarımcılık revaçta. Özellikle mısır ekimleri çok iyiymiş. Tavukçuluk, hayvancılık. Toprakları verimli. Meyveleri görüyorsunuz. Bayağı güzel meyveler var, sebzeler var. Şu anda bulunduğumuz yerde Dimitri, Sinoplu Dimitri abinin evi. Evet, Dimitri abi. He? Nasıl gidiyor? Neler yapıyorsun sen? Ne? Çiftçilik mi yapıyorsun? Hayvancılık mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yok. Köyde, emekli. Evet. Bahçe yapıyoruz. Bahçamızı yapıyoruz. Neler var bahçede? Bir gösterir misin bize? Neler ektin? Gel. Evet. Bir bakalım, burada kabaklar var. Şimdi çok şeyi vurdum. Evet, buraları yeni sulamışlar. Çok güzel, domatesler bayağı güzel açmış. İyi bakıyorsun. Bakla. Sera da var burada. Bakla var, domates var. Soğuk havalarda? Kışın, evet. Burada bunun içinde koydum. Evet, seramıza da bakalım. Evet. Buraya koydum. Çok domates yedim. Kışın da yiyorsunuz. Onlar büyükleri. Şimdi keteki tarla koydum. Bunları nasıl diyorlar? Şunlar mı? Yok. Ha, elma. Elma. Elma, evet. Elmalar da çok güzel maşallah. Dolu dolu. Patlıcanları görüyorsunuz. Evet. Dimitri abinin bahçesi. Bu şekilde 100 yıl önce Sinop'tan dedeleri gelmiş. Kendileri de burada yaşantılarını devam ettiriyorlar. Çok akşam bu bilme. Εσόρουχα, αντρικά, γυναικεία, σουτιέν, βρακιά, από όλα τα καλά, το ξεπούλημα, ο Ζαπίτες.